Benim makineye ihtiyacım yok. Çocukken başarılı bir öğrenciydim. Ne güzel günlerdi o günler. Evet çocuklar, bugün sizleri sözlü yapacağım. İlk olarak her şeyi bilen çocuk ile başlayalım. Edebiyat kelimesini ilk kullanan sanatçı kimdir? Şinasi'dir öğretmenim. Peki, edebiyatımızda ilk tiyatro çevirilerini kim yapmıştır? Ahmet Vefik Paşa, Molière'den yapmıştır öğretmenim. İlk tezli roman denemesi hangisidir? Nabizade Nazım'ın yazmış olduğu Zehra romanıdır. Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl yapılacağını ilk kez kim açıklamıştır? Recaizade Mahmut Ekrem. Sone, Terzarima, Triole gibi Batı edebiyatı nazım biçimlerini ilk deneyen topluluk hangisidir? Servet-i Fünun topluluğudur. Tebrikler her şeyi bilen çocuk. Aferin sana. Merhaba her şeyi bilen adam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vakit kaybetmeden sorulara geçelim isterseniz. Geçelim. Şimdi geçiyoruz 200 TL değerindeki sıradaki sorumuza. Edebiyatımızda rubai türünün son temsilcisi kimdir? A. Yahya Kemal, B. Ziya Paşa, C. Arif Nihat Asya, D. Mehmet Akif Ersoy. C. Arif Nihat Asya, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Geçiyoruz 300 TL değerindeki sorumuza. İşçileri konu alan ilk şiir kitabı hangisidir? A. Çakırıklar Durunca, B. 24 Saat, C. 835 Satır, D. Gece Gelen Telgraf. B. 24 Saat, eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. İlhami Bekir Tez'in yazmış olduğu 24 Saat şiiri, işçileri konu alan ilk şiir kitabıdır. Bu ek bilgi için teşekkür ederiz. Şimdi geçiyoruz 500 TL'lik sorumuza. Edebiyatımızda özdeyişler şairi olarak bilinen yazar kimdir? A. Necip Fazıl, B. Ahmet Haşim, C. Mehmet Akif, D. Özdemir Asaf. D. Özdemir Asaf, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Sanırım yine bileğimizi bükemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi geçiyoruz 1000 TL değerindeki diğer sorumuza. Kemal Tahir'in İzmir suikastini anlattığı eser hangisidir? A. Kara Duman, B. Yol Ayrımı, C. Kurt Kanunu, D. Yorgun Savaşçı. C. Kurt Kanunu, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Şimdi 2000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Yaşar Kemal 3 Anadolu efsanesinde hangilerine değinmemiştir? A. Karacaoğlan Köroğlu, B. Köroğlu Alageyik Hikayesi, C. Alageyik Hikayesi Karacaoğlan, D. Şah İsmail Kirmanşah. D. Şah İsmail Kirmanşah, eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrik ederim. Zor bir soruydu. Şimdi 4000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Sam Amca hikayesiyle Dünya Hikaye Yarışması'nda birinci olan yazarımız kimdir? A. Fakir Baykurt, B. Samim Kocagöz, C. Ferit Edgü, D. Sadri Ertem. B. Samim Kocagöz, eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Sıradaki sorumuz 8000 TL değerinde ve şöyle. Edebiyatımızda modern Dede Korkut olarak bilinen yazarımız kimdir?
A. Mustafa Necati Sepetçioğlu, B. Selim İleri, C. Sadri Ertem, D. Ömer Seyfettin. A. Mustafa Necati Sepetçioğlu, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Joker haklarınız da duruyor. Teşekkürler Konan Bey. Sıradaki sorumuz 16.000 TL değerinde ve şöyle. Türk Edebiyatı'nın Kafkas'ı olarak bilinen yazar kimdir? A. Ayla Kutlu, B. Halit Fahri Ozansoy, C. Hasan Ali Toptaş, D. Turgut Uyar. C. Hasan Ali Toptaş, eminim ve son kararım. Bakalım cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Geçiyoruz 32.000 TL değerindeki diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Ankaralı Aşık Ömer lakaplı Atatürk şairi kimdir? A. Ziya Osman Sabah, B. Necati Cumalı, C. Kemal Bilbaşar, C. Behçet Kemal Çağlar. D. Behçet Kemal Çağlar. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Sıradaki sorumuz 64.000 TL değerinde ve şöyle. Sanat adlı şiirinde Anadolu ve memleket sevgisini anlatan yazarımız kimdir? A. Ahmet Muhip Dranas, B. Faruk Nafiz Çamlıbel, C. Ahmet Hamdi Tanpınar, D. Cevdet Kudret Solok. B. Faruk Nafiz Çamlıbel, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi 125.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi Atilla İlhan'ın farklı türde bir eseridir? A. Sokaktaki Adam, B. Kurtlar Sofrası, C. Yağmur Kaçağı, D. Sırtlan Payı. C. Yağmur Kaçağı, eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Yağmur Kaçağı şiir türünde bir eserdir. Diğerleri roman türünde eserlerdir. Sıradaki sorumuz 250.000 TL değerinde. 1983'te yazarların annesi seçilen yazarımız kimdir? A. Halide Nusret Zorlu Tuna, B. Halide Edip Adıvar, C. Ayşe Kulin, D. Şufike Nihal Başar. A. Halide Nusret Zorlu Tuna, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Çarkı Edebiyat Yarışması'nda yanlışlık olmuştu. Onu da gidermiş olalım böylelikle. Şimdi 500.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Aysel, İlhan, Ömer, Ali, Ertürk ve Dündar Öğretmen gibi kahramanların bulunduğu eser hangisidir? A. Ölmeye Yatmak, B. Ruh Üşümesi, C. Anayurt Oteli, D. Pusulu Kıtalar Atlası. A. Ölmeye Yatmak, eminim ve son kararım. Hemen bakalım cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Ölmeye Yatmak eseri Adalet Ağaoğlu'na aittir. Roman, Aysel'in bir otel odasında yattığı 1,5 saatlik bir süreden ibarettir. Ayrıca bu eser, karakterlerin iç dünyalarına ve gözlemlerine odaklanan bir roman olarak tanımlanır. Sıradaki sorumuz 1 milyon değerinde. Ağustos Başağı, Deli Zamanlar, Hilal Görününce gibi romanlar hangi yazarımıza aittir? A. Sevgi Sosyal, B. Sevinç Çokum, C. Suna Yakın, D. Samiha Ayverdi. Yarı yarıya olan joker hakkımı kullanmak istiyorum. Sistem cevap olmayan iki seçeneği eliyor. Geriye A ve B seçeneği kaldı. Buyurun. B. Sevinç Çokum. Eminim ve son kararım.
Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Güzel bir yarışma çıkardınız. Yine her şeyi bildim Conan Bey.